Göktürk, yaptığım işten dolayı ünvanım Yılancı Mustafa. 2007 yılından, yani gençliğinden bu yana merakla, hevesle başladığım yılan sevgisi zamanla kendimi geliştirerek buralara geldi. Şu an Türkiye'de insanların yabancılardan izlediği uygulamayı ilk defa ben yapıyorum. Bundan son derece mutluyum. İnsanların sokulma vakasında da evlerine girmesinde, yılan girmesinde gidip yardımcı oluyorum, çıkarıyorum. Hedefim daha güzel şeyler, daha iyi yerlere gelmek. Bunun için de zamanla mücadele edeceğim. Destek veren, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Yılan korkusunu insanlar nasıl yenebilir? Uzman kişiler aracılığıyla gerçek bir yılana önce uzaktan tanıyarak sonra yakından temas ederek yenebilir. Kesinlikle, ama tecrübesi olmayan, yılan konusunda deneyim olmayan hiç kimsenin türü ne olursa olsun hiçbir yılana yaklaşması kesinlikle doğru değildir. Can güvenliği açısından son derece tehlikelidir. Tarlanın ortasına yılan soktuysa en yakın tıbbi yardım merkezine yolunuzun biraz daha yakın olması gerekiyor. Yolunuz uzaksa, zehirli ise yılan da yeter konuşamayacağım, ölürsünüz. En tehlikeli yılanlar Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu devamında Azerbaycan'a kadar, Gürcistan'a kadar uzanan koca engelek yılanı. Çöl kobrası sadece Urfa'da yaşadığı için çok tehlikeli kabul edilmiyor. Zehri çok kuvvetli, öldürücü, ama insan teması az olduğu için tehlikeli değil. Bizde sadece engelek türleri tehlikeli. 3 tür ölüm vakası üretti. Koca engelek başta olmak üzere burunlu engelek, şiddetli engelek. Bölgelerin sayım koca engelek Samsun'da dahil olmak üzere Kuzey Anadolu, İstanbul dahil Avrupa'ya doğru uzanır. Şeritli engerek Ege ve Adana'ya kadar, Ege, Akdeniz, Adana bölgesine kadar gelir. Koca engerek de Kıbrıs, İsrail, İran, Irak, Suriye, bu dış ülkelere, komşu ülkelerle beraber bizim Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, dediğim gibi Azerbaycan'a kadar uzanır. Var, Karadeniz'deki tehlikeli olan burunlu engerek, o da ölüm vakası üretti. Vipera amoytus, burunlu engerek, burnunun üzerinde bir et çıkıntısı var, zehri son derece ölümcül. Boyu 2,5 metre olan yılan zehirli yılan değildir Türkiye'de. Engerekleri maksimum 1,50-1,60 olur. 2'ye çok nadir, binde bir görülebilir. Bölgeden bölgeye bilimsel açıdan bilgisi olmayanlar ya da araştırmayanlar yılanlara kendisi lakap takma usulü isim takıyor. Kör yılan burada bir tür, yani kör yılan burada bir türe denilebilirken sizin orada başka bir türe denilebilir. 2007 yılından beri, yani gençliğimden, ergenliğimden bu yana yılan yakalıyorum. Onun dışında araştırmalarım, hocalarıma sorduğum sorular, aldığım bilgiler ve kendi tecrübelerim. Benim yarı zehirli ve zehirsizler tarafından sürekli ısırılma vakalarım var. Engerek tarafından bir defa ısırıldım. Kendi tecrübem sayesinde hasar almadan kurtuldum. İlk ısırılmamda zehirsiz tarafından ısırıldım. Bu hayvanın ağız çene gücü varmış dedim yani. Dediğim gibi ellerimde iç dış fark etmiyor artık, ısırılmanın bölge kalmadı. Bulmak için vaka yaşandığında ne yapılmasını merak ettiği için ya da kendi yaşadığım bölgede zaten herkes tanıyor. Bütün yılanla ne kadar derdi olan, sıkıntısı olan varsa ben arıyor, yardım istiyor, gidip yardım ediyor. En çok sorulan soru o. Bunu insanlarımız çok basit zannediyor. Bir önceki incelememde de söyledim. Bunu İnsanların kafasındaki sistem sütle yoğurt mayalayıp yoğurt elde etmek, ama böyle bir şey değil. Bunun olabilmesi için çok çok farklı şeyler gerekiyor. Evet, çok soruluyor ama öyle bir şey yok. Size denk geldi. Evet, senaryomuz hazır. Bir, yılan insan öldürmez ise ölümsüzlüğü ölmez. Böyle bir şey yok. Yılanların maksimum 30-35 yıl ömrü var. 35 yılı tamamen yaşayamaz. Sebebi ise doğal ekosistem içerisinde kendi doğal yırtıcısına illaki 35 yıl boyunca, yani bizim kafamızdaki süre boyunca en azından 3 defa 4 defa garanti bir şekilde yem olur, ölür zaten. Başka İlk başta insanlar işte kedi, doğal ortamda da dediğim gibi birçok hayvan yılanı avlayıp yiyebiliyor. İkinci hurafe, çok iyi oldu bunu sordunuz. Saçlı yılan, saçlı yılan diye bir şey. Saçlı yılan, yılanda insan gibi saç olduğunu çok söyleyen oluyor. Saçlı yılan diye bir şey yok. Yılanlar deri ve pul sisteminden oluşur tamamen. Başka herhangi bir uzuv organı yoktur. Boynuz var mı? Yılanlar yılda bir defa altın doğurur. Böyle bir şey gerçekten yok. Seviyorlar ya. Tamamen kafası ayrı kopan yılan yıllarca yaşar. Kafasını koparan kişi yıllar sonra tekrar bulup öldürür. Böyle bir sistem yok. Yılanlar daha zombi olmayı keşfedemedi. Eğer onu keşfederse dediğiniz sistem o zaman geçerli. Yılanların gözlerinde fotoğraf çekme özelliği, böyle bir şey zaten mantığa aykırı. Sürekli ben de fotoğraf çekme özelliğini soran insanlara diyorum, beklersen diyorum abicim ablacım, bir sonraki güncellemede video kaydı gelecek. O zaman daha güzel olacak. Yılan öldürmek sevap, böyle bir şey yok. Yılan kendi cezasını İslam inanışına göre yaratıcı tarafından aldı, hala da çekiyor.
Hiçbir insanın yaratıcının verdiği ceza üzerine ceza verme yetkisi yok. Yılan ters dönmeden zehir akıtmaz. Öyle bir şey de yok. En gerek her türlü pozisyonda zehrini akıtır. İkinci zehir akıtmaya tekrar toparlanır. Hamle hazırlığı yapar. Yılanın ayaklarını gören cennetlik olurmuş. Öyle bir şey de yok. Çünkü hala boğagiller ailesine ait yılanlarda bacak kalıntıları var zaten. Yani cennetlik olmak istiyorsanız gidin boğa yılanlarını inceleyin. Arkada iki tane çıkıntı var. Boynuzlu yılanların boynuzu yılan ölünce mücevhere dönüşmüş. Kesinlikle alakası yok. Biz nasıl çürüyüp gidiyorsak onlar da çürüyüp gider. Çünkü o bir keratin yapı, kemiksi yapı, mücevherle, altınla, zihne dışarısıyla alakası yok. Genellikle bunlar. Yılanlar doğanın büyük, en önemli, en güzel parçası. Lütfen öldürmeyin. Hatay hassa.